Şimdi telefonumu şarja takıyorum. Çok ihtiyacım vardı. Teşekkürler. Şimdi telefonumu şarjdan çıkartıyorum. Şarj olma tamamlandı. Kesin Bilgi kanalından herkese merhaba. Bir eğitim videosuyla da beraberiz. Bu videomuzda iOS telefonlarda olan bir özelliği Android telefonlarda nasıl kullanacağımızı size göstereceğim. Başlıktan da anlayacağınız gibi artık telefonunuz şarja takılınca veya çıkarılınca sizin istediğiniz şeyleri söyleyecek. Bunu yapmak için öncelikle tamamen Google Play'den indireceğimiz bir uygulama lazım bize. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Play Store'a tıklıyoruz ve arama yerine Macro Droid yazıyoruz. Uygulamamız çıktı. Yüklüyoruz. Yüklendikten sonra size nasıl yapıldığını göstermeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, uygulamamız yüklendi ve uygulamamızı açıyoruz. Uygulamanın en iyi tarafı hayatımızı kolaylaştıracak telefon kestirmeleri yapması, yani kısa yolları yapması. Başka şeyler de göstereceğim size bununla ilgili. İleriye doğru devam ediyoruz. Daha sonra bizi ana ekrana getirecektir. Ana ekrana geldik. Burada kullanacağımız yer makro ekle yeri. Buraya tıklıyoruz. Burada bir tetikleme seçeceğiz ilk başta. Ekleyelim. Pil gücü seçelim ve şarja takılıp çıkartılması, şarja bağlandığındayı seçiyoruz. Şimdi buradaki ayarlar hepsi işaretli olsun. Ondan sonra bunu hangi eylemle beraber gerçekleştireceğimizi söyleyelim. Cihaz eylemlerine tıklayalım. Metni konuş diyelim. Ve buraya istediğimiz bir şeyi yazalım. Mesela çok ihtiyacım vardı. Test et'e basalım. Çok ihtiyacım vardı, teşekkürler. Mesela buraya bir virgül koyduğumuzda daha anlamlı olacaktır. Çok ihtiyacım vardı, teşekkürler. Evet, yalnızca Samsung telefonlarda şöyle bir şey olabilir. Sizin burada testiniz çalışmazsa eğer TTS ayarlarını aç denilen yere tıklayın arkadaşlar. Burada okuma metin motorunu, Google metin okuma motorunu seçin ve devam edin. Konuşma hızını da ayarlayabiliriz. Mesela biraz açtım. Çok ihtiyacım vardı. Teşekkürler. Mesela bu bence daha güzel oldu, daha akıcı oldu. Tamam diyorum. Ve bunu ekledik arkadaşlar. Makro ismi de girelim. Şarj olma. Şarj olma yazdıktan sonra geriye dönelim ve değişiklikleri kaydedelim arkadaşlar. Ve makromuz kaydedildi arkadaşlar. Makrolara da şuradan ulaşabilirsiniz. Ev, makrolar, şablonlar, ayarlar yazıyor ya. Makrolara tıkladığınızda bunu görebilirsiniz. İstediğiniz zaman şuradan kapatıp açabilirsiniz. Şimdi bu tamam. Bir de şarjdan çıkınca ne yapacağını seçelim. Şarjdan çıkarıldığında seçiyorum. Tamam diyorum. Eylemlere tıklıyorum. Cihaz eylemleri, metni konuş, şarj olma, şarj olma tamamlandı. Şarj olma tamamlandı. Şey yaparsam daha anlamlı olur tabii ki. Şarj olma tamamlandı. Biraz daha hızlandıralım. Şarj olma tamamlandı. Bu da çok hızlı oldu. Bence bu çok iyi. Şarj olma tamamlandı. Tamamdır arkadaşlar. Tamam diyoruz ve şarjdan çıkma yazıyorum. Bu da tamam arkadaşlar ve şarjdan çıkarma yazıyorum buna. Geriye basıyorum, kaydet diyorum ve ana ekrana gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bakıyorum makrolarım açık mı? Açık. Şimdi geldi sıra test etmeye. Ana ekrana gidelim. Uygulamayı da kapatalım. Şimdi telefonumu şarja takıyorum. Çok ihtiyacım vardı. Teşekkürler. Şimdi telefonumu şarjdan çıkartıyorum. Şarj olma tamamlandı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu yapmak gayet basit.
Eğer videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca videolarımı arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.